O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden ben de başlayayım. Ülkemizdeki en yetkili, en güçlü kişi o olduğuna göre. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz demenin aslında hiçbir anlam ve önemi yok bana göre. Çünkü bu bir retorik, söylemden ibaret. Çünkü Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri diye bir geri dönüş olmayacak. Böyle bir dönmeyecekler şey. Mi? Böyle bir şeyin öngörülebilir bir gelecekte gerçekleşmesi mümkün değil. Yani 3,5 milyon Suriyeli var, kayıtlı onlar. Kayıtlı olmayanlar da var, kayıtlı olanlar 3,5 milyon ve bu insanlar gönüllü olarak geri dönecekler. O zaman Suriye'de bu insanların gönüllü olarak dönmelerini mümkün kılan bir barış ve özgürlük ikliminin ve güvencelerin, güvenlik güvencesinin tesis edilmiş olması lazım. Bu insanlar öldürülmekten, işkenceye uğramaktan, sürülmekten vesaire tutuklanmaktan korkmadan ülkelerine dönebilmeliler. Böyle bir ortamın Suriye'de oluşmasının yakın bir gelecekte mümkün olduğu kanaatinde değilim. O halde Cumhurbaşkanı Erdoğan işte siyaset yapıyor ve bakıyor ki yani kendisi iktidar olarak zaten bugünkü tablodan sorumlu. Siyasi ve tarihi ve ahlaki sorumluluk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Davutoğlu'nun, şu an kendisi muhalefette, dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun omuzlarındadır. Şimdi bakıyor, gerçekten de kendi tabanı da zaten bu Suriyelilerle o gettolarda yan yana yaşıyorlar, iç içe yaşıyorlar ve en çok da onlar rahatsız aslında. Ümit, parantez açıyorum, Ümit Özdağ meselesine sonra geleceğiz. Yani onlar nasıl rahatsızlık içindeler, nasıl bir rahatsızlık? Çünkü rahatsızlık var, rahatsızlık var. Bunlar farklı şeyler. Şimdi onurlu geri dönüş dediğimiz zaman zaten gönüllü geri dönüş, onurlu geri dönüştür. Ama gönüllü geri dönüşün şartları oluşmayacağı için onurlu geri dönüş de olmayacak. Bunun için bir kalıcı, sürdürülebilir, adil bir çözüme kavuşması lazım Suriye'deki sorunu. Ve 3,5 milyon insan Türkiye'de, sadece Türkiye'dekilerden oluşmuyor. Yurt dışına, yani Suriye'nin dışına sürülen, gönderilen, kaçan Suriyeliler. 7 milyon civarında. Ki bunlar aslında Sünni Suriyeliler. Sünni Araplar bunlar. Çoğunluk, ezici çoğunluğu öyle. Bir de tabii ülkedeki iç savaştan korkup kaçan, imkanı olan başka gruplardan insanlar da var. Ama ağırlığı rejimin kendi bekasına yönelik tehdit algıladığı, rejimin İslamcı silahlı direnişin tabanı olarak gördüğü veya göstermek istediği Sünni Araplar. Ürdün'de varlar, 1-1,5 milyon kadar, 1 milyon kadar Lübnan'da varlar ve dünyanın çeşitli başka ülkelerinde, Avrupa'da da varlar. Yani 1-1,5 milyon, hatta tabii, 2 Almanya'da milyon. Almanya'da 1 milyon aşkın. Evet, yükseldiği sanılıyor. Orada yani sanılıyor değil, öyle. Orada her şey daha kayıtlı bize göre. Bunların acaba geri dönmesine Şam'daki rejim ister mi? Çünkü neticede Şam'daki rejim her ne kadar laik bir rejim olsa da bir diktatörlüktü. Laik bir diktatörlüktü. Ve fiilde aslında laik olmasına rağmen yani kendisiyle işbirliği yapan, rejimle iyi geçinen Sünni elit ile İşte Arap Alevileri ve diğer azınlıklarla beraber yönetiyorlardı ülkeyi. Ağırlıklı olarak öyleydi. Şimdi demografide yani o terslik şöyle oluşuyor. İki Baas Partisi vardı. Biri Irak'ta, biri Suriye'de. Irak'taki Baas Partisi Sünni azınlığın Baas Partisi'ydi. Suriye'deki Baas Partisi de ağırlıklı Alevi Arapların Baas Partisi'ydi ve bir azınlık iktidarıydı. Aslında bu fiilen böyledir. Tek, yani siyaseten işte laiktir falan denir. Dolayısıyla mezhep ayrımı yapılmaz ama fiilde öyle. Yani hatta Irak'taki kabile devletidir. Hatta Tikriti ailesinin idi bir zamanlar. Şimdi düzen, yani gönüllü ve onurlu geri dönüş için oradaki sorunun çözülmesi lazım. Oradaki sorun çözülmezden önce Türkiye'nin bu sorun çözülene kadar Türkiye'nin kendi mülteci problemini, Suriyeliler problemini
bu çözümün bir parçası yapması gerekiyor. Yani Türkiye öyle bir ağırlığını koyması lazım ki, sadece ben bu iktidar açısından demiyorum. Zaten bu iktidar 2023'e kadar vadesi olan bir iktidardır. Ondan sonra Türkiye'yi yönetecek olan büyük koalisyon, Türkiye'nin Suriyeliler krizinin, ki bu bir milli krizdir, bu krizin çözümü için Suriyelilerin Suriyelilerin Suriye'ye dönüşü konusunu Suriye'deki kalıcı ve adil çözüme ayrılmaz bir şekilde bağlaması lazım. Bunun için de bütün ağırlığını koyması gerekiyor ve bu ağırlığın bir fiili ön koşulu var. O da, burada da senden ayrılıyoruz. Bu, yani içerik değerlendirmesinde ayrılıyorum ben biraz senden. Yani Cumhurbaşkanı'nın sözlerini sadece retorik olarak yorumluyorum. Gönderemeyeceğini kendisi de biliyor. Şudur, o da Türkiye Suriye'den kalıcı ve adil bir çözüm bulunana kadar çekilemez, çekilmemek zorundadır. Hele Ukrayna'da Rus ordusunun uğradığı felaketten sonra Rusya'nın da caydırıcılığı pek kalmadı. Yani görüldü ki öyle, yani bir kağıttan ayı olarak, ayı onların sembolü ya. Kağıttan bir ayıymış Rus ordusu. Yani bundan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'den çekilmesi ancak Türkiye'deki Suriyeliler krizinin bir çözüme kavuşturulması ile bu mümkün olabilir. Bu bakımdan Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'la Türkiye'nin ilişkilerinin her ne kadar utanç verici bir şekilde olsa da Celal Kaşıkçı davası yüzünden düzelmesi bana göre olumlu. Çünkü Sünni Arapların Suriye'ye dönüşünü finanse edecek olanlar onlardır. Bizim müteahhitler yine oralarda anlaşmalar dahilinde bir şeyler yapabilirler. Ama parasını yine Suudiler ödeyecek. Birleşik Arap Emirlikleri vesaire onlar ödeyecek. Zengin körfez ülkeleri ödeyecek. Şimdi o halde kim ister Suriyelilerin, Türkiye'deki Suriyelilerin Suriye'ye dönmesini kim istemez? Türkiye'de vatanını seven yurtseverler Suriyelilerin dönmesini isterler. Gönüllü, onurlu, şu veya bu şekilde ama dönmesini isterler. Suriyeliler dönecek diye Türkiye'nin saygınlığına, Türkiye'nin itibarına, dünyadaki itibarına gölge düşürecek, kalıcı zarar verecek eylemlerden, davranışlardan kaçınmak sorumlu siyasetçilerin görevi olmak zorunda. Biz maalesef sorumlu siyasetçilerin bu konuda biraz pasif kaldıklarını ve ortalığı ve meydanı sorumsuz, aşırı sağcı, ırkçı popülistlere bıraktıklarını görüyoruz. Üzülerek görüyorum ben. Eğer bu olmasaydı işte hiçbir zaman iktidara gelemeyecekleri, hatta milletvekili bile belki seçilemeyecekleri için, sorumlulukla üstlenmeyecekleri için bol keseden atan bir takım sağ popülistlere meydan kalmazdı. Böyle bir şey mümkün değildir. Biz iktidara gelir gelmez ertesi gün bunları sokaklardan toplayıp trenlere bindirip göndereceğiz. Böyle bir şey olmayacak. Ha, yani velev ki oldu. O zaman Türkiye bütün dünyada, dünya genelinde, dünyanın medeni ülkelerinde bir ne denir? Bir parya devlet statüsüne düşer. Yani bunun çünkü böyle tek taraflı bir çözüme kavuşturması da mümkün değil. Sınırın ötesinde koyacaksın bunları. Sonra geri gelecekler bir şekilde. Yani oralarda eğer yaşamaları ve kalmalarına imkan yoksa. Dolayısıyla bunlara da canınız cehenneme diyemezsiniz. Yani dünyaya canınız cehenneme diyemezsiniz. Sorumlu siyasetçiler, siyasetçilerse dünyaya canınız cehennemi diyemez. O halde Türkiye'nin beklemekten başka bir çaresi yok burada. Beklerken de şunları yapmamalı. Bu iktidarın yaptığını yapmamalı. Suriyelilere vatandaşlık vermemeli. Suriyelilere bir statü verilmiştir zaten. O statü, oy hakkı vermemeli. Oy hakkı vermemelidir. Evet. Çünkü neticede Suriyelilere siz oy hakkı verdiğiniz zaman oradan bir ideolojik kavga çıkıyor. Şöyle bir şey o, çok net, çok açık konuşmak zorundayız. Türkiye'de siyasal İslam'ın iktidarının bir derdi de Cumhuriyet'in seküler Türk ulusu oluşturma ve geliştirme hedefiyleydi. Bunu Türkiye'nin içinden kısmen yıkmayı başardılar ama asla tamamen ortadan kaldıramadılar. Anayasanın değişikliği mümkün olmayan maddelerini de değiştiremediler zaten adı üstünde ama
Türkiye'nin önemli bir kısmı Atatürkçülükten ve seküler ulus kimliğine bağlı olmaktan, tabi olmaktan vazgeçmedi. Şimdi Suriyelilerin Türkiye'ye, yani Suriyeli Arapların Türkiye'ye, milyonlarca Suriyeli Arap'ın Türkiye'ye bu şekilde girmesi, bütün etnik, demografik, kültürel, siyasi dengeleri alt üst eden bir nitelikte milli bir krizi işaret eden ve ileride de kontrol edilmezse, iyi yönetilmezse çok ciddi bir beka problemine neden olabilecektir. Güvenlik açısından olabilecektir. İç çatışmaların ortaya çıkması da mümkün olabilir. Çünkü geldikleri ve yoğunlaştıkları şehirlerdeki bütün dengeleri değiştirmişlerdir ve daha da değiştireceklerdir. Bu böyle giderse vatandaşlık vermeler, şimdi kısa vadede iktidar kendi siyasi çıkarı açısından bakıyor. Vatandaşlık veririm, onlar da bana oy verir diye bakıyorlar. Muhtemelen öyle bakıyor. %1 oy, 2 oy, ne gelirse 1 oy. Yani o %1 belki, bilemiyorum ne kadar. Onun sayılar da açıklanmıyor. Ama nüfus müdürlüklerine giden, uyanık, iyi gözlemcilik yapabilen bir Türk vatandaşı o şeylere çağrı sıralarında ki isimlerin arasında çok sayıda Arap isminin olduğunu görecektir. Yani çok yüksek sayılarla şu an vatandaşlığa alma işleri yapılıyor. Hı. CHP'nin de tepkisi bu. Şimdi bunu ben doğrudan Türkiye'nin istikrarına yönelik bir tehdit olarak görüyorum, algılıyorum. Hı. Zaten göndermeyeceğiz demesi bir ay önce Cumhurbaşkanı'nın. Bir, kısa vadeli 2023 Haziran'ına dönük çıkarları, yani çıkar beklentilerinin ona söylettirdiği bir şeydi bu. Artı bir de bu Suriyelilerin batıya bir tehdit, Avrupa'ya bir tehdit oluşturmayacağına dair verilmiş bir güvenceydi. Göndermeyeceğiz demesi. Yani onlara da içiniz rahat olsun. Çünkü daha önce bunu yapmış olan biri biliyorsun. Yani evet. Sınıra yığdı. Şahsen söylemiyorum ama bu bir operasyondu. Yani evet. Aksaray'dan otobüslere bindirilip sınıra gönderildiler. Evet. Bunu bilmiyor muyuz? Bunu herkes biliyor. Yani biraz dikkatli haber takip eden herkes biliyor. Şimdi dolayısıyla bir şey daha söyleyeceğim. Niye şimdi bu kadar gündem oldu? Allah'tan diyeceğim. Yani herhangi bir acı olay vesilesiyle yüzünden olmadı bu. Ama evet, şunu gördüler. İktidar şunu gördü. Yani hadi, yani altımızdan bir zemin kayıyor. Bu Zafer Partisi ve onun dışında başka bir takım siyasi aktörler de var. Buradan bayağı bir ekmek yemeye başladılar. İşte falan bu konuda bir şeyler siyaset üretmemiz lazım. Çünkü şimdi şunu söyleyip bitireceğim devam etmeniz için. Türkiye'de Türk milliyetçiliğinin ana ifade alanı artık PKK ve yer yer Kürt karşıtlığı. En aşırı unsurlarda Kürt karşıtlığı vesaire. O da var maalesef. Yani sadece PKK değil. Sorulduğu zaman öyle diyorlar ama değil. Olmaktan çıkıyor demeyeceğim. Bunun yanında çok ciddi, çok esaslı bir Suriyeli karşıtlığı yükseliyor. Ana ifade alanı olarak ve buradan burası vaatkar bir alan. Buraya hücum ettiğiniz zaman karşılığını alıyorsunuz. Yani ve Ümit Özdağ karşılığını alıyor. Hı hı. Bir miktar alıyor. MHP alamıyor. MHP daha düne kadar, işte Bahçeli bugün mü konuştu? Bugün konuştu. Bugüne kadar neredeydi? Hiç konuşmuyordu neredeyse. Tamamen hiç gündeminde yoktu MHP'nin Suriyeliler meselesi. Çünkü iktidar ortağı. O iktidar zaten o Suriyelilerin gelmesine neden oldu. İzlediği rejim değişikliği politikası ve açık kapı politikasıyla. Hı. Sonuçta. Yani dedi ki, yani oradaki muhalefet, işte muhalefetin siyasal İslamcı, cihatçı muhalefetin tabanı Suriye'de bir işe yaramıyorsa belki burada bir işe yarar. Yani uzun vadeli bakıyorlar çünkü olaya. Burada ben bitireyim. Ümit Özdağ'dan elinden bu zemini alması gerekiyor. Onu da niye alması gerektiğini sonra konuşuruz. Sorumlu bir siyaset anlayışı, ki ben
Erdoğan'ın sorumlu bir siyaset anlayışına sahip olduğunu söylemiş olmuyorum. MHP'nin de öyle değil. Muhalefetin, yani altılı masa diyelim veya ana muhalefetin sorumlu bir siyaset güderek burada bu kartları kendi eline alması ve buradan da yani Türkiye'deki çatışma potansiyeli taşıyan bu içeren bu sorunu çatışmasız yönetmeyi vaat etmesi lazım. Ve evet, Suriyelilerin gönderilmesini de vaat etmesi gerekiyor. Bana göre. Tablo şöyle. Türkiye'de yaklaşık 5.5 milyon civarında düzensiz göçmen, göçmen, mülteci, sığınmacı, geçici korunma altındaki yabancılar var. Yani bunlar hepsi birbirinden farklı kategoriler ama öz itibariyle biz bunların hepsine mülteci deyip geçiyoruz. Yani öyle de anlayalım, beis yok. Yani Türkiye'ye doğudan gelmiş